Allah ömürler versin hünkârım. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Senin ne işin var burada? Hünkârım, Alman şirketinin sahibi Gerfand Efendi tarafından şirketin mesul müdürü olarak tayin edildim ve size gönderildim. Sana ailemden, haremimden, evlatlarımdan, kardeşimden uzak duracaksın demedi mi? Hünkârım. Oysa ki ben her şeyi çok özledim. Devletime hizmet etmeyi çok özledim. Sizin huzurunuzda olmayı çok özledim. En çok da hünkârım, sizi çok özledim. Hünkârım hatırlar mısın? Hatırlamam! Seninle alakalı hiçbir şeyi hatırlamak istemem. Lakin hatırlanacak bir şey varsa, sana düşün dediğim o günü hatırla. Hünkârım. Ben çok felaketler çektim. Çok aç kaldım. Sefillik çektim. Şimdi Gerfand Efendi bana bir iş vermiş. Hayatımı idame ettirebilmem için bir ümit ışığı doğmuş. Sorarım size, bunda benim bir suçum var mıdır? Sizin başka suçlarınız var. Hünkârım, siz bana merhamet ettiniz. Dar ağacında boynumda iple, ölümle burun burunayken, eğer isteseydiniz o sehpaya bir tekme atabilirdiniz. Ama atmadınız. Merhametiniz benim suçlarımı da, günahlarımı da aştı hünkârım. Ve ben affınıza mazhar olmak arzusundayım. Beni affediniz hünkârım. Ayağa kalk. Hünkârım beni affedin. Ayağa kalk. Hünkârım. Ayağa kalk! Çok, çok gençmişsiniz. Bu yaşınızda bir şirketin hisselerini toplayıp karşıma gelmeniz takdire şayan. Lakin tahmin ederim arkanızda sizin gücünüzü aldığınız biri var. Kim? Kusura bakmayın. Kendimi takdim etmedim. Şehzade Abdülkadir. Şehzadem. Buyurun. Buyurun oturun. Lütfen. Ne içersiniz? Likör? İçmiyorum. Niçin daha önce söylemediniz? Korumaya geldiğin Selim Paşa ile beraber gömeceğim seni buraya. Müsaade et de seyredelim öyleyse. Bu dünyadaki son arzımı çok görme be bana. Lan! Sallanma, yürü. Arabadan iyi. Bana bu zevki yaşattığın için var ya, ömrün bir nebze uzun olacak yiğidim.
Namlunun ucundasın. Elim tetikte. Biraz daha konuşmaya devam edersen. Bam! Sana diyorum. Arabadan iyi. Doğru lan. Yok öyle kendini zehirleyip gitmek. Öleceksin merak etme. Ama önce sorularımı cevaplayacaksın. Kalk. Kalk. Yürü. Kumaşlar yeni geldi sultanım. Bakalım. Aa, ay bunların renkleri ne kadar güzel. Naimeciğim, şöyle renkli bir şey mi seçsek acaba? Ben tam tersini düşünmüştüm validem. Gelinliğim beyaz olsun istiyorum. Daha gösterişli bir renk seçmek münasip olmaz mı? Mesela kırmızı. Naime abla, kırmızıyı seç. Bak çok da güzel. Madem bu kadar beğendin, düğünde senin elbiseni kırmızı kumaştan diktiririz. Firuze abla, duydun mu? Benim elbisem kırmızı olacak. Çok yakışır sultanıma. Beyaz masumiyet simgeler. Bizim izdivacımız da öyle olsun istiyorum. Aramızda hiç yalan olmasın istiyorum. Anlatacak mısın Hüseniye? Çıkar artık ağzındaki baklayı. Sizin Selim Paşa'ya verdiğiniz petrol haritalarındaki arazi sahiplerinin isimlerini öğrenip ben Sabahattin'e verdim. Validem. Hayırdır evladım? Bu vakitte ne işin var burada? Bir şey mi oldu? Oluyor validem. Şimdi kötü olunacak vakit değil. Fevkalade şeyler oluyor şu anda. Şu anda fevkalade ne olabilir acaba oğlum? Söyler misin? Saraya pederimle geldim. Kendisi şu anda hünkârımızla birlikte. Ne dedin sen? Pederin şu anda hünkârımızın yanında mı? Ne işi var onun orada? Hünkârımız mı çağırtmış? Nedenini söylediler mi oğlum? Validem, validem. Zevciniz, kıymetli pederim Mahmut Paşa şu anda Alman petrol şirketinin müdürü olarak sarayda. Nasıl? Sen ciddi misin Sabahattin? Hünkârımız böyle bir şeyi kabul mü etmiş? Onun kabul etmesine lüzum yok. Validem, kabul etmek mecburiyetinde. Duyun-u imumiye şartları ve Gerfant Efendi pederimin arkasında. Nasıl lüzum yok oğlum? Sen dayını tanımıyorsun. O arzu etmediği sürece kimse onu bir şey yapmaya mecbur bırakamaz. Hünkârımız buna karşı çıkabilecek vaziyette değil diyorum. Endişenin ne kadar yersiz olduğunu göreceksin. Esas siz abimin kudretinin ne derece büyük olduğunu göreceksiniz. Eğer istemezse babanı bir dakika o vazifede bırakmaz. Şimdi söyleyin. Gerfant Efendi sizi buraya niçin gönderdi? İnsanlar beni met etmiş hünkârım. Devletim için yaptığım hizmetleri anlatmışlar. İhanetinizi de anlatmışlar mı? Hünkârım, ben ne size ne de devletime asla ihanet etmedim. Yılana sorsalar zehirli misin diye. Zehirliyim der mi? Sizin karanlık mazinizi konuşmak bizim istikbalimizi aydınlatmayacaktır. Bu sebeple konuşmaya lüzum yok. Derhal Gerfant Efendi'ye gidip vazifeyi bıraktığınızı söyleyeceksiniz. Hünkârım, beni mazur görün ama ben artık sizin paşanız değil.
Alman şirketinin mümessiliyim. Eskiden siz emrederdiniz, biz paşalarınız yerine getirirdik. Lakin artık vaziyet değişti. Milletler arası hukuka ve düyun-u umumi anlaşmalarına dayanarak bir hünkârın bir şirketin iç işlerine bu denli müdahil olması mümkün değildir. Bunu ortaya koymak isterim. Ayrıca malumunuz üzere hünkârım, bendeniz adliye nazırlığı da yaptım. Dolayısıyla bu tür konuları gayet iyi bilirim. Yani hünkârım, diyeceğim şu ki, sizin bu arzunuz kanuna ters. Öyle mi? Öyle. Kaldı ki ben aç, sefil gezecek değilim hünkârım. Şimdi Gerfant Efendi bana bir iş vermiş. Bana inanmış, size göndermiş. Şimdi sizin Gerfant Efendi ile bir meseleniz var ise bunu benimle değil, Gerfant Efendi'nin kendisiyle halletmeniz icap eder. Asim Paşa, Mahmut Efendi'nin bu cesaretine ne dersiniz? Dedeniz Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'nin veciz bir sözü vardır. Haine cesaret veren merhamet, zulme yakındır. Mahmud Efendi bu sözü bilmez zannımca. Şimdi söyleyiniz Mahmud Efendi, ben haine merhamet gösterir miyim? Siz hünkârım, haine asla merhamet göstermezsiniz. Lakin ben de üzerinde ismimin yazılı olduğu bu vesikayı size göstermek zorundayım. Şirketin karar hisseleri malumunuzca benim elimde artık. %51. Hünkârımızın zekasına bir kez daha hayran oldum şehzadem. Demek hünkârımız bizim şirketimize işi verirken bir yandan da şirketin borsadaki hisselerini alarak ortağı olmuş. Hem de karar mercii. Şirketi hünkârımız değil, ben idare edeceğim. Şu ana kadar payitahtta yapılan faaliyetlerle alakalı son durum nedir? Şehzadem, hünkârımız Kerkük civarından bir miktar araziyi almamızı istedi. Çalışıyoruz. Bir de şirketin mesul müdürü olarak atama yaptık. Şu an hünkârımızın huzurunda. Kim? Mahmut Paşa'nın adını çok methettiler. Sultanımızın kız kardeşiyle evli olduğunu da öğrendim. Güvenim tamamlandı. Ben de kararımı imzalayıp hünkârımıza gönderdim. Siz ne yaptınız? Duvak içinde bu dantel işlemeli tül kullanalım diyorum. Ne dersin? Ben bunların hiçbirini beğenmedim. Yani hepsi fazla gösterişli. Hiçbiri içime sinmedi. Aa, ama bak, görünce çok güzel olacağını anlayacaksın. Nasıl? Bence yere kadar uzansın. Yürüdükçe Naime ablamın peşinden gelsin. Dediğim gibi, hiçbirini beğenmedim. Hatice'cim, bence siz kendi düğününüze kendi duanız olarak hazırlarsınız bunu. Bu Naime'nin düğünü. Onun istediği gibi olsun. Hay hay. Siz kalıp çıkarmaya başladınız mı? Ölçüleri aldım. Yarın sabaha çıkarmış olurum. Çok güzel, bakabilir miyim? Buyurun.
bu ölçüler sanki biraz küçük gibi geldi bana. Yok sultanım, olur mu öyle şey? Kızım, Naime Sultan'ın ölçülerini bir desen al, bir yanlışlık olmasın. Ne dersin sultanım? Bakın, Firuze ablam da gelin oldu. Darısı başına Firuze. İnşallah sultanım. İnşallah dediğine göre, gönlüm boş değil. Sultanım, size geldi. Ver kızım. Hayırdır validem? Kötü bir haber değildir inşallah. Hayır kızım. Merak etme, kötü bir haber değil. Hadi bakalım, nerede kaldık? Hangisini seçtin Naimeciğim? Ya bu çok güzel değil mi validem? Çok güzel. Hünkârım. Şirket ile alakalı işlerimle meşgul olmam gerektiğinden müsaadenizi rica edeceğim. Ha, Tahsin Paşa, siz de benim saraya rahat girip çıkabilmem için bir vesika ayarlayınız lütfen. Çünkü malumunuz bu şirket işleri nedeniyle saraya sık sık gidip gelmem icap edecek. Buyurunuz. Buyurunuz. Allah ömürler versin hünkârım. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Gel. Sultanım. Gel. Alman şirketinden gelen mazbata. Bu mazbatada görevden azledildiğiniz yazıyor. Nasıl olur? Söyleyeyim Mahmut Efendi. Alman şirketinin karar hisseleri, yani hisselerinin çoğunluğu Abdülkadir Efendi'de. Bu da demek oluyor ki şirketin sahibi sizsiniz. Âlâ. Âlâ. Tahsin Paşa, muhafızlara söyleyiniz. Mahmut Efendi'ye sarayın çıkışına kadar eşlik etsinler. Buyurun. Neden öldürmek istiyorlar baba? Hünkârımız bana bir vazife verdi. Öyle bir vazife ki kabul etmekle canımızı pazara çıkarmışız. Hünkârımızdan affınızı isteseniz. Eğer devlet vazifesi için bir gün ölürsem bu şeref sana bir ömür boyu yeter kızım. Buyurun. Paşam, Murat Efendi geldiler. Buyursunlar. Hadi artık üzülme. Şimdi bize biraz müsaade et, tamam mı? Hoş geldiniz. Hoş bulduk paşam. Buyurun. Size bir can borcum var. Allah bahtınızı açık etsin. Sağ olun, var olun. Vazifemiz paşam. Allah sizi ailenize ve devletimize bağışlasın.
Kimmiş canımızı kastedenler? Bir malumat var mı? Kim olduklarını henüz bilmiyoruz. Büyük bir tertipti. Sizi evvelce takip ettikleri belli paşam. Güzergahınıza pusu kurmuşlar. Dertleri benim canım değil. Bana verilen vazifedir. Tekrar bir hamle yapabilirler. Emniyetiniz için muhafızların sayısını arttırmak elzem paşam. Haklısınız. Tedbir almak şart oldu. Ben saraya haber gönderdim. Muhafızlar yoldadır. Biz şimdi gidelim paşam. Bir malumat edinirsek sizi haberdar ederiz. Buyurun. Yolunuz açık olsun. Sağ olun paşam. Saraya gidelim de adamı sorgulayalım. Gidiyoruz ama saraya değil. Dayından mektup var. Ne diyor, nasılmış? İyi değil. Yardım istiyor benden. Ya. Ah Mehmet, ah. Halini acıyıp yardım etmemek mümkün değil. Lakin ben hünkârınıza ne derim? Babam böyle bir yardımı katiyen kabul etmez. Ne yapayım ben şimdi Naime? Bir yanda kanım, canım, kardeşim. Diğer yanda baban. Ömrümü adadığım hünkârım. Zor bir karar, haklısın. Yani dayıma yardım etsen babamı çiğnemiş olacaksın. Etmezsen de aklın dayımda kalacak, kendini kötü hissedeceksin. Kardeşimin ihtiyacı varken ben burada hiçbir şey yapmadan duramam böyle. Peki ya babam öğrenirse? Herhalde yalnız oturmaktan bıkmışsınızdır. Haydi biraz sohbet edelim seninle. Benim sizinle konuşacak hiçbir şeyim yok. Başka bir çaresi varmış gibi konuşuyor Marco. Abdülhamit'le ilgili bana her şeyi anlatacaksın. Ya güzel güzel senin arzunla yoksa Marco'nun yardımıyla. Tercih senin. Benden hiçbir şey öğrenemeyeceksiniz alçaklar. Bu foyanızı Abdülhamit meydana çıkartacak. Kaçacak delik bulamayacaksınız. Sen Gerfang. Sen bana benim istediklerimi söyleyeceksin. Yoksa şu ağzını nefes almak için bile açamayacaksın. Ne yapacağını biliyorsun. Bu adam bizim için çok önemli. Şimdilik öldürmeyelim. Bu ne demek oluyor şimdi Firuze? Sen Bidar Sultan'ın kapısını nasıl dinlersin? Ben odanın önünden geçerken Bidar Sultan'ın sesini duydum. Hünkârımızın sözünü çiğnemekten bahsettiğini duyunca da donup kalmışım orada. Ne dedin sen? Bidar Sultan, Naime Sultan'a dayısının sefalet içinde olduğunu ve yardım istediğini söylüyordu. Demek Mehmet Paşa'dan haber aldı.
Bugün Naime Sultan'la kumaş bakarken bir mektup gelmişti. Yüzü bir anda allak bullak oldu sultanın. Demek ki kardeşindenmiş. Öyle. Devrik Mehmet Paşa'dan. Hünkârımız ihanetine karşılık onu sürgüne yollamıştı. Bidar Sultan'ın kardeşiyle haberleşmesini ve görüşmesini men etmişti. Peki Bidar Sultan ne söyledi? Yardım edecek miymiş? Hünkârımızdan çekiniyor belli ki. Lakin yardım etmezse de bu defa içinin hiç rahat etmeyeceğini söyledi. Sizce ne yapacaktır? Kocama ve oğluma yardım ettiğim için beni hainlikle suçlamıştı. Bence aynı hainliği kendisi yapacak. Hünkârımızın buyruğuna karşı gelecek. Hünkârımızın bunu bilmesi hiç de iyi olmaz o halde. Hem de hiç iyi olmaz. Gerfant Efendi ile tanıştım. Zannımca yaşlı birini bekliyordu. Başta tuhaf hareketleri vardı lakin şehzade olduğumu anlayınca rahatladı. Şirketin vaziyetini sordum. Mahmut Efendi'yi şirketin temsilcisi olarak görevlendirdiğini öğrendim. Derhal mazbata çıkarttık. Sizin de arzunuzun bu yönde olacağını tahmin ettim. Aferin evladım. Maşallah. Mahmut Efendi, karşımızda bir zafer kazanacağını sanıp gelmiş. Lakin senin bu şuurlu kararın ona haddini bildirdi. Mühim bir vazife yapacaksın evladım. Bu vazifeyi yaparken, karar alırken evvela devletinin bundan zarar görüp görmeyeceğini düşüneceksin. Belki para kaybedeceksin, belki sana zararı dokunacak. Gün gelecek belki bana zararı dokunacak. Lakin devletimize zararı olmamalı. Merak etmeyin hünkârım. Beni bu terbiyeyle yetiştirdiniz. Size ve devletime layık olacağım. Âlâ. Derhal çalışmalara başlayın. Sana söyleyecekleri önemlidir demiştim. İstiyorsan ayrıltırım. Şimdi değil. İşimiz var. Dönüşte bakarız tekrar. Bunun ne işi var burada? Sen çık. Şimdi saraya götürsek mahkemedir, muhakemedir. Oho, konuşturana kadar ihtiyarlardık. Bak şimdi burada ne güzel, kendi usulümüzce konuşturacağız. Kendi usulümüze lüzumu yok. İnsan gibi sorarız, cevabı da alırız. Var mısın lan iddiaya söğütlü? Ne iddiası? Senin usulünle mi konuşacak, yoksa benim usulümle mi? Kim ister ki insan gibi konuşmak yerine işkence görmek? O halde soralım kendisine. Evet bayım,
Acaba bu işi kimin adına tertip ettiniz? Kazanamayacağım bir iddiaya girdin. Vallahi koçum, benim kaybedeceğim ne ki seninkinin yanında? Anlat kurtul. Dersin Söğüt'le. Konuşacak mı sence? Konuşur inşallah. Ben iddiayı kaybetmeye razıyım. O halde soralım yine kendisine. Selim Paşa'yı neden öldürmek istediniz? Petrol şirketinin başında olduğu için. İddiayı kazandın mı Söğüt'le? Konuşmaya başladı. Daha ilk sualdeyiz Murat Efendi. Sual 2. Payitahta bir vagon dolusu hafiye geldi. Bu hafiyeler nerede toplanacak? Galata yokuşunda. O Hannes Meyhanesinin arkasındaki evde. Üç. Şimdi ne yapacaklar? Öldüremezsek zaaflarını kullanırız Selim Paşa'nın. Siz kimsiniz lan? Payitahta neden geldiniz? Asıl amacınız ne? İlafet! Ötmeye başladı. Su. Su verin bana. Söğütlü sen şuna su ver. Ben de bir elim yüzümü yıkayayım. Kefir öyle. Dur dur. Sen bakma. Geberdi gitti işte. Yapma ya. Benim de soracak suallerim vardı. Daha fazla konuşmazdı zaten. Şimdi Selim Paşa'nın zaafı kızı. Peki ya ilafet? Bu iş epey karıştı Söğütlü. Seni yakalayacağım. Gel buraya küçük sincap. Bak seni ben. Yakaladım seni. Gıdıklanıyorum. Ah sana kurban olurum ben. Benim güzel sultanım. Oh. Oh canım benim. Halacığım ben çiçek toplayacağım. Öyle mi? Peki. Hadi topla bakalım. Tatlılığına bak. Şu halimle bir başkası yüzümü güldüremezdi eminim. Kader işte. Bidar Sultan sizi hünkârımıza ihanetle suçladı. Şimdi kendisi de aynı imtihanın içinde. Bakalım o bu imtihanda muvaffak olabilecek mi? Sultanım, yeter bahçede çiçek bırakmayacaksınız sonra. Bana ne? (Gülüyor)
Sabahattin. Hayırdır oğlum, ne oldu? Ne bu surat? Haklıymışsınız validem. Pederim saraydan gönderilmiş. Daha vazifeye başlamadan kovulmuş. Sana abim kabul etmez demiştim. Pederimi gönderen dayım değil. Kim? Abdülkadir. Abdülkadir mi? Ne diyorsun oğlum sen, nasıl? Dayım Abdülkadir'i şirkete hissedar yapmış. Onun ilk işi de pederimi kovmak oldu. Şu halimize bak. Abim, karısı, oğlu. Hepsi bize karşı. Sabahattin. Ne babana ne de bize yer yok artık bu sarayda. Biz bir an evvel başka bir çare arayalım kendimize oğlum. Bu şart oldu. Sultanım. Hünkârımız sizleri öğleden sonra huzuruna beklediğini söyledi. İkimizi de mi? Evet efendim. Anlaşıldı, gidebilirsin. Bak, sana söylemiştim. Abim bizden bu sarayı belki de payitahtı terk etmemizi isteyecek. Ah Sabahattin. Koçbaşını bekleseydiniz. Murad'ın ayağı varken koçbaşına ne hacet? Söğütlü, bir dahakine hatırlat, koçbaşını beklerim. İki kişi bu tarafa çıksın. İki kişi de yan odaya baksın. Ne bulursanız toplayın. Vallahi pes. Biz burada delil arıyoruz, sen yine çapkınlık peşindesin. Lan ne çapkınlığı, delil bu, delil. Hünkârım, bildiğiniz üzere Selim Paşa'ya suikast tertip edildi. Lakin başarılı olamadılar. Ajanların hepsi öldü mü? Sağ ele geçirebildiğiniz oldu mu? Birini yakaladık hünkârım. Neden getirmediniz? Ölecekti, konuşturduk. Murat Efendi adamı sorguladı hünkârım. Ne öğrendiniz peki? Ajanların saklandığı bir evin adresini aldık. Baskın yaptık, lakin bir şey bulamadık. Biz gittiğimizde kaçmışlardı hünkârım. Evde bunu bulduk. Selim Paşa'nın kızı. Dilşat Hanım. Selim Paşa'yı öldüremediler. Şimdi onu kızıyla gafil avlamaya çalışıyorlar. Dilşat. Kızım hiçbir şey yemedin. İştahım yok baba. Korkma kızım. Bir daha kimse böyle bir şeye kalkışmaya cesaret edemeyecek. Baba bak, tek başına gitme bir yere olur mu? Korumaları ayırma yanından. Merak etme. Artık istesem de istemesem de bir orduyla beraber dolaşmak zorundayım. Hem bu aralar sen de evden ayrılma, olur mu? Olmaz. Az kalsın unutuyordum, benim yarın sahafa uğramam lazım baba. Bir edebiyat söyleşisine katılacağım. Hani sana bahsettiğim yazar var ya, onun söyleşisi. Dilşat, kızım, mecbur kalmadıkça evden ayrılmanı istemiyorum. Biliyorum, çok haklısın baba. Ama sadece bir saatliğine. Hem biliyorsun orası evimize çok yakın. İstersen korumalardan biri eşlik eder bana, ha? Bak baba, bu benim için çok önemli, lütfen. Peki, ama o zaman güzel bir kahvaltı edeceksin. Ayrıca bir saat. Sahaftan sonra oyalanmak yok. Hemen eve geleceksin, tamam mı?
yakaladığımız ajanın ağzından bir laf aldık. Hedeflerinde hilafet varmış. Birinci hedefleri. Artık nereden saldıracaklarını biliyoruz. Nasıl saldıracaklar? İslam milletleriyle bağımızı zayıflatmaya çalışacaklar. Mübarek mekanlarımızı, İslam şehirlerini karıştıracaklar. Din elden gidiyor diyecekler. Belki de bunların hepsini beraber yapacaklar. Bize iftira atacaklar. O sebepledir ki bu adamları çözmemiz şart. Hünkârım, adamlar karda yürüyüp iz bırakmayan cinsten. Biz eve baskın yaptığımızda hepsi çoktan kaçmıştı. Birkaç eşyadan başka hiçbir şey yok elimizde. Evde bulduklarınızı getirdiniz mi? Askerlere toplamalarını söylemiştim. Ne vardı? İlgimi çeken Sherlock Holmes romanları vardı. Onun dışında kullanılmış eşyalar, boş valiz ve gazeteler vardı. O halde bir de biz bakalım. Hünkârımızın Sabahattin'le ikinizi çağırttığını duydum. Ne söyleyeceğini tahmin etmek zor değil. Lakin abimin ne söyleyeceğini bilmiyoruz daha. Abiniz şimdiye kadar size layık olduğunuzdan çok daha fazla merhamet gösterdi. Beyhude bekleyişiniz de herhalde bunun alışkanlığı olsa gerek. Seniha Sultan, siz burada içeriden, kocanız ve oğlunuz da dışarıdan. Hiç durmadan uğraştınız. Ama artık ne yapsanız da çaresi yok. İhanetinizin bedelini ödeyeceksiniz. Hakkımızda yalan haber yazan gazeteleri okumalarına şaşmamalı. Teşrin evvelin 12'si. Bu gazetenin 2 gün önceki nüshası var mı? Hazretmiştim hünkâr. Tahmin ettiğim gibi. Ev ilanları. Adamlar bu 3 evden birinde. Her evin önüne bir adam dikeceksiniz. Hangi adresi olduklarını bilmiyoruz ki hünkârım. O yüzden 3 adrese de adam dikeceğiz ya. Şüpheli bir şahıs gördüğünüz vakit baskın yapacaksınız. Lakin temkinli olun. Tuzak olabilir. Emredersiniz. Emin olmadan harekete geçmeyin. Selim Paşa'nın kızını takibe alın. Peşinde ajanlar olabilir. Bir de yakaladığınız adamı bu kez öldürmeden bana getirin. Hünkârım, Selim Paşa'nın kızını takip edelim de hanımlara mahsus yerlere girecektir. Nasıl takip edeceğiz? Dert etmeyin. Ben o meseleyi çözeceğim. Kıskanıyorum kitapları. Tüm vaktini onlara harcıyorsun. Şehzadem. Kitaplar benim en iyi arkadaşlarım. Benim de en güçlü rakiplerim. Malum. Artık seninle iyi arkadaş olma gayretindeyim. Sultanım. Bakın abiniz de oradaymış. Gidip bir selam verin bence. Tamam. Abi.
Gel bakalım benim güzel kardeşim. Sultanım. Senin adın ne? Ahsen. Ahsen çok çalışkandır Şadiye, biliyor musun? Elinde hep böyle kitaplarla gezer. Tercümeler yapar. Bir sürü de lisan biliyor. İnşallah büyüyünce sen de onun gibi olursun. Sen Ahsen ablayı çok mu beğeniyorsun? Çok beğeniyorum tabii. Çünkü o hem çok güzel hem de çok akıllı. Estağfurullah şehzadem. Teveccühünüz. Ahsen! Şehzadem, müsaadenizle. Seni arıyordum ben de. Biraz konuşalım mı? Ne konuşacaksanız burada konuşabilirsiniz. Bir mahsuru yok. Hususi bir mesele şehzadem. Mühimdir. Şehzadem. Başım. Başım dönüyor. Firuze. Firuze. Firuze abla. Firuze. Firuze aç gözlerini. Firuze abla. Firuze. Nefes alın. Ben de seni sarayda doğmuş büyümüş bir kız sanmıştım. Meğer meslektaşmışız. Söğütlü söylemese var ya, hayatta anlamazdım meslektaş olduğumuzu. Bense muhbir olduğunuzu sizi ilk gördüğümde anlamıştım. Ne yani? Benden daha iyi bir hafiye olduğunu mu iddia ediyorsun? Müsteri olun. Artık tercüme odasında kitapların arasındayım. Heh, ben de seninle tam bu konuyu konuşacaktım. Sen şimdi sıkılmışsındır kapalı odalarda çalışmaktan. Bak sana açık havada her an yeni bir heyecan yaşayabileceğin, kendinde gizli kalmış kabiliyetlerini sergileyebileceğin bir vazife teklif ediyorum. Beni bu kadar düşündüğünüzü bilmiyordum. Sana bir özür borçluyum. Biraz zorla getirdim seni saraya. Lakin ben vazifemden memnunum. Ahsen dur. Bir dinle. Selim Paşa'nın başına gelenleri duymuşsundur. Mesulleri yakalayamadığınızı duydum. Öyle birkaç kişilik basit bir vukuat değildi bu Ahsen. Arkalarında onları azmettiren büyük bir kuvvet var. Hepsini ortaya çıkarmak, yakalamak vakit alacak. Zaten aldığımız malumatta saldırının tekrarlanacağı yönünde. Selim Paşa'nın korunması için gerekli ihtimamı gösteriyorsunuzdur sanırım. Selim Paşa da Kızıldişat da koruma altında. Lakin sineklerden bataklığı kurutmadan kurtulamayız. Benden ne istiyorsunuz? O hafiyeleri yakalamamız için bize ipucu lazım. Aradığımız ipucu da Dişat'ın etrafında dolaşıyor diye düşünüyoruz. Biz malum ne kadar istesek de kendisine tabiatımız gereği senin kadar yaklaşamayız. Benden Dişat'ı takip etmemi, eğer mümkünse onunla arkadaş olup sürekli yanımda olmamı istiyorsunuz. İçin. İyi misin? Hekim çağırmamı ister misin? Gerek yok. Bir an kendimden geçtim. İyiyim şimdi. Sen bayılınca seni abim taşıdı biliyor musun? O çok güçlü biri. Sağ olun şehzadem. Neresi başında Firuze? İnşallah sultanım. İnşallah dediğine göre gönlüm boş değil. Mahmut Efendi'yi karşımda gördüğüm vakit iki şey düşündüm. Gerfant Efendi. Bir, ihanetin en yakınından gelince kahrettiği. İki, dostların her daim ihanete yakın olduğu.
Hünkârım, sizin itimadınızı sarstığımı düşünüyorum. Ama beni tanıyın. Benim için dostluk mevzu bahis ise paranın, işin, ticaretin bir önemi yoktur. O halde söyleyiniz. Mahmut Efendi'yi hangi cüretle karşıma gönderdiniz? Hünkârım, olanlardan habersizdim. Mahmut Paşa'yı çok, çok methettiler. Kim? İngilizler, İngiliz şirketleri, İngiliz bankaları. Biz iş yaparken bazı makineleri İngilizlerden alacağız. Pek tabii İngiliz bankalarından da kredi kullanacağız. Onlar şirketin başında Mahmut Paşa olursa kolay çalışacaklarını söylediler. Bir de Mahmut Paşa'nın hala makbul olduğunu sanıyordum. Payitahtta iş yapacaksanız Gerfant Efendi, kimin makbul olduğunu, kimin makbul olmadığını bileceksiniz. Hünkârım, İngiliz bankaları Mahmut Paşa'nın seçilmesi halinde %1 ucuz kredi vereceklerdi. Bütün iş düşünülünce çok büyük kâra geçilecekti. Efendi, biz devletimizi %1'e satmayız. Devletimizin çıkarına ters düşecek bir iş olduğu vakit tedavüldeki bütün paraları getirin, bizi satın alamazsınız. Hünkârım, ben sadece gerçekleri söyledim. Mahmut Paşa'yı seçmemde kötü bir niyet yoktu. Öyle olsun Gerfant Efendi. Hakkınızdaki düşüncelerimi terse çevirecek şeyler yapmayınız. Hünkârım, zaten siz de müdahale ettiniz. Şehzadeniz Mahmut Paşa'yı vazifeden aldı. Şehzademin ferasetine itibarım var. Şehzademin kararıdır. Öyleyse çeviriniz Gerfant Efendi. Bakalım uçacak mısınız, düşecek misiniz? Sohbet isek. Ne demek hünkârım? Yani dost olmayanlarla düşüp kalkmak, konuşmak demek. İnsanı aşağılara düşürür. Gerfant Efendi. İtibar ve güven kazanmak için yolun başındasınız. Sultanım. Siz neden buradasınız? Esas sen neden buradasın Firuze? Şadiye Sultan'a olan düşkünlüğün de alakası olmadığına eminim. Ne demek istediğinizi anlamadım sultanım. Ama ben senin niyetini çok iyi anlıyorum. Önce Şadiye Sultan'ı kullanarak sarayda kalmak için numaralar yaptın. Şimdi de oğluma göz koydun. Sultanım ben... Oğlumdan uzak dur. Eğer Şehzade Abdülkadir ile alakalı boş hayallerin varsa derhal vazgeçeceksin. Anladın mı beni? Derhal! Nefret ediyorum senden, nefret. Annemi kovduğun sarayda ben sultan olacağım. Ve günü geldiğinde ben seni kovacağım, ben. İnsan bu hayatta en çok kime güvenir? Allah'tan sonra en çok güvendiği kimdir? Ailemiz, değil mi? Aynı kanı taşıdığımız, müşterek geçmişimiz,
muhtemel geleceğimiz olan ailemiz bizim en çok güvendiğimizdir. Siz benim ailemsiniz. Lakin aramızda o güven kalmamış. Kardeşim evladı için benden bir şey çalmaya kalktı. Abi ben... Ben sizi suçlamıyorum. Kendime de pay çıkardım. Demek ki yeterince güven verememişim size. Validemi buna mecbur bırakan bendim hünkârım. Cezalandırılacak biri varsa o ben olmalıyım. Elbette. Elbette. Madem kardeşim senin için böyle bir yola girdi, o halde onun muradını yerine getireceksin. Nasıl? Bundan böyle petrol şirketinde Selim Paşa ile birlikte çalışacaksınız. Doğru mu bu hünkârım? Osmanlı Petrol Şirketi'nde mi vazifelendiriyorsunuz beni? Muradınız bu değil miydi? Abi. Lüzum yok. Sağ olun. Siz ne kadar yüce gönüllü, merhametli bir hünkârsınız. Lakin biz size asla layık olmayı beceremiyoruz. Görevimi hakkıyla yapacağım hünkârım. Emin olabilirsiniz. Beyler, bizim bu Abdülhamit'e gücümüz yetmeyecek galiba. Parvus'un da gücünü alarak Abdülhamit'in karşısında durdum. Lakin o bütün hamlelerimi benden önce davranarak beni karanlığa gömdü. Karamsarlık için çok erken paşa. Karamsarlık değil Bay Karasu. Hakikat. Mahmut Paşa. Merak etmeyin. Her şey sizin için çalışacak bir makineye dönecek. Yakında eski kudretinizle Abdülhamid'in sarayında olacaksınız. Beyler, aranızda sürekli kaybettiğimizi düşünen bir tek ben mi var? Mahmut Paşa haklı. Filistin'de toprak almak için yola çıktık ama şu an Yahudilerin elindeki Kerkük topraklarını satıyoruz. Erzul, senin için Kudüs mü, Kerkük mü önemli? Büyük İsrail için ikisi de. Ama evvela Kudüs. Çok yakında Kudüs'ten toprak alacaksın. Bu senin için yeni bir başlangıç olacak. Nasıl? O toprakları bizzat Abdülhamid'in şehzadesi satacak sana. Bunu da Mahmut Paşa sağlayacak. Sen hilafet hususundaki vazifene devam et. Ben gerçekten anlamıyorum. Mahmut Paşa için başkaları çalışıyor, Herzl için. Mahmut Paşa. Sen de Mahmut Paşa için çalışacaksın Karaso. Yakında görevini vereceğim. Dediğim tam da bu. Hepimizin farklı farklı hedefleri var. Ve hepimiz ayrı ayrı yollardan yürümeliyiz. Abdülhamid'e karşı ayrı ayrı cephelerde savaşamazsınız. Artık tek bir cephemiz var. Erzul, Kerkük'teki arazileri Abdülhamid'in şehzadesine satacaksın. Mahmut Paşa, Kerkük'ten o toprakların alınmasının tek yolunun Kudüs'ten bazı önemsiz toprakları satmak olduğuna şehzadeyi ikna edeceksin. Günün sonunda herkes istediği şeyi alacak. Ben de Abdülhamid'e karşı ilk zaferimi kazanacağım.
Neden kalıp çıkarıyorsun? Yeni ölçüler gelmedi ki daha. Ha. Yine kendi ölçüne göre yapıyorsun değil mi? Ne zaman vazgeçeceksin bu hayalden? Hayal değil, gerçek. Rengi ve dua istediğim gibi olmamış olabilir. Ama bu gelinliği giyecek olan benim. Başımıza iş yaşayacaksın. Dün gece bir daha sultan anlayacak diye ödüm koptu. Boşuna korkma. Bugün yarın gerçeği öğrenecekler zaten. Bak, Kemalettin de orada. Belki de konuşmuştur bile amcamla. Saadetimiz yakın. Bunu gönülden hissediyorum. Hatice Sultan'la birbirimizi seviyoruz. Senin ağzından çıkan kulağın duyuyor mu? Ne yaptıysam yüreğime söz geçiremedim pederim. Gidip konuşacağım hünkârımızla. Asla böyle bir şey olmayacak. Kararım kesin. Beni ezip geçeceksin öyle mi? Beni bunu yapmaya mecbur etmeyeceğinizi umuyorum. Paşam. Sultanım. Bir sorun mu var? Bendeki de soru. İnsanın böyle mühim ve zor bir vazifesi varken sıkıntılar olur elbet. Ama siz layığıyla üstesinden gelirsiniz. İnşallah sultanım. Babam da ben de size çok güveniyoruz. Kemalettin şu an kesin Naime'ye evlenemeyeceklerini açıklıyor. Eminim bundan. Gel benimle. Abla dur. Sultanım. Paşam. Düğün hazırlıklarınızı mı konuşuyordunuz? Bilakis. Dertleşiyorduk müstakbel işimle. Onu düğün muhabbetleriyle meşgul etmek istemem. Sultanım müsaade isterim. Zira halletmem gereken mühim meseleler var. Müsaade etsin paşam. Thank you.
Nereye gidiyorsunuz? Zurücksuchen, komm! Komm hier, was machst du? Du musst zurück, Mann. Kommt! Nein, niemals! Hadi, in oradan. İn oradan, hadi. Hayır, yardım etmeyeceğim. Edeceksin tabii. Hayır. Sakın ha. Sakın. Sakın yapma, yap. Aptal herif. Silah sesleri şu tarafa geldi. Hadi çabuk çabuk. Şehzadem. Hünkârımız şirkete ilk işini verdi. Bu mıntıkada arazilerin alınması gerekiyor. Hepsi petrol arazileri. Alalım o halde. O kadar kolay değil. Adamlar topraklarını satmak istemiyorlar. Bu sizin ilk işiniz ve ilk başarınız olacak. Siz bu toprakları alın, ben de muhterem beylerinize sizin ne cevval olduğunuzu anlatayım. Vakit kaybetmeyelim. Gel. Sebahattin. Pederim siyasetten ümidi kesti de sanata mı yöneldi yoksa? Siyasetten ümidi kestiğim gün Sebahattin, teneşir suyumu kaynatmaya başlayabilirsin. Asla. Sana müjdem var. Abdülhamit öldü. Hayır. Neymiş? Padişah dayım beni Osmanlı Neft Şirketi'nde vazifelendirdi. Demek ki Abdülhamit'in kini aileme değilmiş. Abdülhamit'in bütün garezi yalnızca banaymış. Bunu anlamış olduk. Kendinizi düşünmek yerine bir takdir beklerdim pederim. Sebahattin, ben seni yalnızca Selim Paşa'yı öldürüp onun yerine geçtiğinde takdir ederim. Biliyor musun? Bugün Parvus Efendi ile konuştum. Alman şirketinin başına geçebilmem için herkes benden yana çalışıyor. Önümdeki tek engelse Şehzade Abdülkadir. Ne yapacağız peki? Şehzade Abdülkadir Kerkük'ten toprak alma derdinde. Lakin Kerkük'teki Yahudi köylüler yalnızca Herzl'ı dinliyorlar. Sen doğruca Şehzade Abdülkadir'e gideceksin. Bu meseleyi çözse çözse benim pederim çözer diyeceksin. Abdülkadir'i alıp bana getireceksin. Abdülkadir'i nasıl ikna edeceksin? Sen orasını bana bırak. Ne demişler? Akıl bakmaz yaşa başa. Akıl sende Mahmut Paşa. Gitmeden söyle bakalım. Ne çiziyorsun? Sebahattin. Bugün Parvus'la konuştum dedim ya. Adam çok gizemli biri. Yüzünü asla göremiyorsun. Lakin elbette ki sesini duyabiliyorsun. Ben de sesinden yola çıkarak Parvus Efendi'nin önce ağzını çizdim.
Daha sonra ağzından yola çıkarak da Parvus Efendi'yi resmetti. İşte karşında gizemli Parvus Efendi. Ne gülüyorsun lan? Eksik nal. Pederim size benziyor. Bana mı benziyor? Sizsiniz. Ne alakası var? Dangalak. Siyasete döndüm bir an evvel. Ne alakası var? Kendinizi çizmişsiniz. Ne alakası var? Ne alakası var? Abinize kendinizi affettirmek için döktüğünüz gözyaşlarınız işe yaramış galiba. Abimin merhameti o kadar büyük ki gözümden dökülen sadece mutluluk gözyaşları oldu. Sizin haberiniz yok herhalde. Abim bizi Sabahattin'e petrol şirketinde vazife verdiğini söylemek için çağırtmış. Doğru mu bu? Hünkârımız Sabahattin'le Mahmut Paşa'yı bir tutmaz. Ben de görevini layıkıyla yapacağından eminim. Hayırlı olsun. Biz geldik. Yemekte kavun mu yiyeceğiz? Şadiyeciğim, o kavun dolması. Aa, hiç duymamıştım. Sultanım, daha öğrenecek çok şeyiniz var. Babacığım, müsaade ederseniz ben de yemek yapma hususunda aşçınızdan ders almak isterim. Öyle mi? Yemek işine mi merak saldın kızım? Kızımız yakında evlenecek hünkârım. Evinin mutfağında eşine yemekler hazırlamak ister. Her hanımefendi yemek hususunda mutlaka tecrübe sahibi olmalı. Maşallah. Baba, ben de Naime ablayla birlikte ders alabilir miyim? Sen kime yemek yapacaksın sultanım? Sana. Evvela taliminize soğanlı yumurtayla başlayınız sultanım. Buyurun. Bir şey oldu. Kesin bir şey oldu. Kemalettin'i durduracak, söylemesine engel olacak bir şey oldu. Halam da ben de başından beri söyledik sana. Kemalettin asla gidip konuşmayacak. Dinlemedin. Kemalettin beni seviyor. Benimle evlenmek istiyor, Naime ile değil. Yeter artık abla, yeter. Kemalettin seninle asla evlenmeyecek. Unut artık onu. Unut. Eğer Kemalettin benden vazgeçtiyse bunu yüzüme söyleyecek. Şimdi. Kemalettin. Hatice Sultan, buraya gelmemeliydiniz. Bana başka çare bırakmadın. Neler oluyor? Neden hala bekliyorsun? Bak, eğer Naime'yi düşünüp de üzülüyorsan bir an evvel konuşmalısın. Çünkü düğün vakti yaklaştıkça hayal kırıklığı artacaktır. Kemalettin, bir şey söyle. Bu yüzden konuşmadım de. Yarın konuşacağım de, yalvarırım konuş. Babam. Babam bizi görmüş. Ve dolayısıyla aramızdaki muhabbeti anlamış. Hünkârımızın huzuruna kendisinin cesedini çiğnemeden çıkamayacağım söylüyor. Tamam, şimdi böyle söylemiş. İleride anlayacaktır. Ben konuşurum hünkârımızla, senin alakan olmaz. Hatice, hayır Hatice. Bak, ben senin için bütün umudunu bana bağlamış bir genç kızın hayallerini yıkmayı göze aldım. Senin için hünkârımızın gözünde küçük düşmeyi bile göze aldım. Lakin kendi babasının katili bir evlat olmaya gözü alamadım. Alamadım. Affet beni. Affet ne olur. Ne
derhal burayı terk etmenizi istirham edeceğim. Zira oğlumun yanında yalnızca zevcesi Naime Sultan olabilir. Derhal çıkın! Abla, abla cevap ver ne olur, korkutuyorsun beni. Ajanların hepsini topladım. Saatlerdir arıyoruz. Hiç iz yok. O adama çok ihtiyacım vardı. Sana söylemiştim. Yalnızca ayağını ateş ettim. Öldürmeye çalışmadım. Onun şimdi yaşaması ölmesinden daha tehlikeli biliyor musun? Eğer ağzını birisine açarsa. Zaten yaralıydı. Oradan sağ çıkması mümkün değil. Abdülhamid'in sırtını onun bana vereceği bilgilerle yere getirecektim. Elimdeki en büyük kozu kaçırdım. Sultanım, geldiğinizi duymadım. O kadar huzurla çalışıyordunuz ki ben sizi rahatsız etmek istemedim. Düşünebiliyor musunuz sultanım? Bu tahta bir ağacın dalıyken de böyle kuru ve sertti. Buna rağmen kökündeki suyu dalların ucundaki yapraklara kadar götürüyordu. Muazzam değil mi?
Hayata sizin gözlerinizle bakabilmeyi çok isterdim. Sadece düşünüyorum. Yaradan'ın lütfunu anlayabilmek için düşünüyorum. Sizin her şeyi dikkatlice düşündüğünüze eminim. Lakin Sabahattin'i petrol şirketinde vazifelendirmenizi anlayamadım. Seniha Sultan ve ailesi çok sıkıntı çekti. O kadar sıkıntı çekti ki kardeşim bana Devlet-i Aliye'ye karşı ailesini koruyabilmek için farklı çabalar içine girmiş. Peki ama siz böyle yapmakla size yaptıkları hainliği ödüllendirmiş olmuyor musunuz? Bilakis daha büyük bir hainlik içine girmelerine mani oluyorum. İnşallah hünkârım. İnşallah sizin dediğiniz gibi olur. Ve tekrar sizi üzmezler. Gel. Şehzadem. Şirket işleri mi? Evet. Nasıl gidiyor? Şu mıntıkadaki arazileri almamız lazım. Alsak işe başlanacak lakin... Lakin? Topraklar Yahudilerinmiş. Siyasetle çözebilecek bir durum değil. O yüzden para öneriyoruz. Çok para. Lakin paradan da anlamıyorlar. Bu adamların lafını dinlediği bir adam mı varmış, neymiş? Ben senin işini çözecek kişiyi biliyorum kardeşim. Paşa babam. Babam. Mahmut Efendi'nin bu işle ne alakası var Sabahattin? Pederimin çevresi çok geniştir. Mutlaka senin o söylediğin adamları tanıyordur. Pederinden gelecek yardım başımıza ağrıtır. Olmaz. Kimsenin haberi olmaz. Fena mı? Müşkülün çözülecek işte. Olmaz. Bak kardeşim, bir düşünelim. Neden pederinden yardım almak istemiyorsun? Hı? Pederin ne zaman hikayeme dahil olsa... ...başım beladan kurtulmalı Sabahattin. Yetmez mi? Evet. Pederimin hırsları vardı. Çok kere engel olmaya çalıştım. Lakin bazı hatalar yaptı. Ama şimdi ne siyaseten ne de başka işlerle ilgili hiçbir talebi yok. Rüzgar nereye eserse oraya gidecek bir adam. Benim rüzgarımda durmasın yeter. Şöyle düşünelim. Hiçbir arzusu olmayan bir adam sana yardım edecek. Sana bir zararı dokunamaz. Lakin yardımı sana fayda verecek. Hesap senin şehzadem. Onunla konuştuğum dahi duyulsa başım derde girer Sabahattin. Sen pederime değil, bana güvenmiyorsun o halde. Senin hayatını kurtardım. Ama hala seni kandırdığımı düşünüyorsun. Ben bir tehlike yok diyorum ama sen hala oyuna geleceğini düşünüyorsun. Sabahattin! Meseleyi şahsileştiriyorsun. Yok, yok. Öyle. İçten içe bir güvensizlik bu. Sabahattin, abartıyorsun. Paşa babam olmadan bu meseleyi çözemezsin şehzadem. Ben senin için söyledim. Sen bilirsin. Eğer sen bu meseleyi çözemezsen mevzu bizim şirkete gelir. Ben de pederimle görüşüp meseleyi hallederim. Sonra bana çatma ama. Kardeşim. Validem,
Dudak için dantifer örnekleri bakıyordum da. Sizce bu nasıl? Çok güzel. Sen beğendiysen mesele yok zaten. Dayımı düşünüyorsun değil mi? Evet. Baban Mahmut Paşa ile Seniha'nın yaptıklarından sonra oğullarına vazife verdi. Sabahattin yeğeni validem. Ve bizzat işlediği hiçbir kabahat yok. Ben Mehmet'in de kabahatli olduğuna inanmıyorum. Onun tek kabahati fazla iyi niyetli olmasıydı. Kardeşim o durumdayken ben burada hiçbir şey yapmadan duramam. Ya babam duyarsa? Lütfen iyi düşün. Naime abla. Şadiye Sultan'a saray adetlerini hala öğretmemişsiniz. Kapı çalmadan odaya giriyor. Affedin sultanım, mani olamadım. Odalara girip çıkarak Naime sultanımızı arıyordu. Naime abla, yarın sabah kaçta gideceğiz yemek dersine? Sen bu kadar çok mu öğrenmek istiyorsun yemek yapmayı? Evet, babam ben yemek yapacağım. Sebahattin. Buyurun şehzadem. Şehzadem. Hoş geldiniz. Sizi nasıl özlediğimi anlatamam. Enişte bey. Tamam. Buyurun oturun. Böylesi iyi. Pekala. Çekinmenize gerek yok. Bir müşkülünüz olduğunu biliyorum. Lakin müşkülünüze geçmeden evvel şunu sormadan da edemeyeceğim. Beni vazifemden neden azlettiniz? Pederiniz Abdülhamit'in bana itimat etmediği malumum. Lakin siz şehzadem, sizi bu kadar çok seven eniştenize siz de mi itimat etmiyordunuz? Enişte bey, bence bırakalım bunları. Eğer maziden konuşacaksak, istikbalde konuşacak hiçbir şeyimiz kalmaz. Öylesi lüzumluydu. Vazifeden aldım sizi. Pekala. Lakin bu enişteniz sizi o kadar çok seviyor, o kadar çok seviyor ki size yardım edecek. Buyurunuz, müşkülünüzü anlatınız. Kerkük civarından almamız gereken araziler var. Lakin topraklar Yahudilere ait. Sabahattin, sizin çevrenizde bu işi halledebilecek insanlar olduğunu söyledi. Onları tanıyor musunuz? Sebahattin doğru söylemiş. Naçizane ben Osmanlı İmparatorluğu'nun diğer memleketlere açılan yüzüğüyüm. Zaten beni bu yüzden yemeye çalıştılar. Beni bu yüzden bitirmeye çalıştılar şehzadem. Ama görüyorsunuz ki bitiremediler. Şimdi sizin şu müşkülünüzü çözelim. Nasıl? Oradaki Yahudilere sadece para teklif ettiniz değil mi? Yanlış yaptınız şehzadem. O köylüler paradan anlamaz. O köylülerden toprak almak istiyorsanız onlara toprak teklif etmelisiniz. Başka yolu yok mu bunun? Yok. O Yahudilere toprak vermezseniz Kerkük'teki o petrol arazilerini alamazsınız. Kerkük'teki o petrol arazilerini alamazsanız da şehzadem, beni vazifeden azlettiğinizde Abdülhamit'ten aldığınız tebrik son tebrik olarak kalır. Tamam. Toprak versin. Ama nereden? Hiçbir ehemmiyeti yok Sebahattin. Nereden olursa. Mesela Yahudilerin gereğinden fazla önem verdiği, aslında kervan geçmez, insan bulunmaz, susuz, kurak Kudüs civarındaki topraklar olabilir. Olmaz. Neden olmazmış? Olmaz. Uzun iş. Kudüs'ten toprak alacaksın. Sonra gidip bunu başkasına satacaksın. Benim bu işi hemen halletmem lazım enişte bey.
O zaman şehzadem, İzzet Paşa'nın elinde Kudüs civarındaki topraklardan var. Siz de gider İzzet Paşa'dan satın alırsınız. Daha sonra İzzet Paşa'dan satın aldığınız o toprakları gider Yahudilere satarsınız. Gördünüz mü? Ne şiş yandı, ne kebap. Gel. Sultanım, size bir haberim var. Söyle. Bidar Sultan, kardeşine mektup yazıyor. Kendi gözlerimle gördüm. Yani yardım edecek. Tam da tahmin ettiğimiz gibi. Lakin hünkârımız bunu nasıl öğrenecek? Hiçbir sır sonsuza kadar gizli kalmaz sultanım. Öyle. Suyu dök hele. Kanaması durdu mu? Kanaması durdu ama hala kendine gelmedi. Boş mu? Boş boş oturabilirsiniz. Geç kaldım sandım ben de. Başlamadığına sevindim. Ben de buraya gelebilmek için babamdan zar zor izin aldım. Kaçırmak istemiyordum. Hah, başlıyor herhalde. Hepiniz hoş geldiniz. Açıkçası bugün burada bu kadar insanı beklemiyordum. Geçenlerde şu an aranızda bulunan biriyle tanıştım. Aklında yazdıklarımla ilgili bir yığın soru vardı. Siz de onun kadar meraklıysanız bugün buradan çıkamayız. Çekirdeklerini çıkardıktan sonra kavunun içini dolduruyoruz. Ben çıkardım kavunun içindeki bütün çekirgeleri. Çekirge değil Şadiciğim, çekirdek. İyi yemek iyi malzemeyle yapılır. Ben nerede ne satılır, hangi gün hangi dükkana ne gelir hep onu takip ederim. Ondan sonra pazar yaparım. Fadıl Usta'nın domatesi, tereyağı, eti hep özeldir sultanım. Her önüne geleni kullanmaz o. Elbet. Kullanacağım malzemeyi tek tek gider seçerim. İyi ahçı dediğin zaten böyle yapar. Şimdi ben de kendim mi çıkayım pazara? Estağfurullah sultanım, estağfurullah. Sizin zaten adamlarınız, hizmetleriniz vardır. Onlar malzemenin en iyisini seçerler size. Hatta ben yaparım. Tabiül muhim. Siz ne yemek yapmak istediğinize karar verirsiniz. Ben gider malzemenin en iyisini seçer getiririm. Ben de geleceğim seninle pazara. Ben de iyi aşçı olacağım. Evet, şimdi kavunların içini dolduruyoruz. Böyle. Heh. Sultanım, yardım edeyim size. Ben kendim yapacağım. Sultanım,
Kavunun içini dolduracağız. Sizin girmenize lüzum yok. Usta, ne yaptım ben şimdi ya? Ya sultanlarımız heves etmiş, buraya öğrenmeye gelmişler. Sen esas ben öğrenmeliyim, derse ben hazırlanmayayım diyeceğine gevrek gevrek gülüyor mu orada ya? Bihdar Sultan kahve istedi, yapıp hemen hareme götürüver Leyla. Evet, dolduruyor sultanım. Sultanım, ince giyinmişim, üşüdüm. Üzerime bir şey alıp geliyorum. Ondan da koyalım. Behlül Paşa, kulakların aç, iyi dinle beni. İyi belle, seni bu dersten imtihan edeceğim. Ama Naime'nin istedikleri bunlar değildi ki. Ama mecmuada işaretledikleri bunlardı sultanım. Hay Allah. Mecmua benim odamda. Ben bir gideyim bakayım. İşte buradasın. Kıymetli Mehmet kardeşim. Bu denli zor bir vaziyette olman beni ziyadesiyle kederlendirdi. Hünkârımızdan gizli hareket ediyor olmak beni çok üzüyor. Lakin senin böyle sefaret içinde olmana da gönlüm hiç razı değil. En kısa vakitte sana istediğin yardımı ulaştıracağım. Hastaneye götürsek mi? Kanaması durdu ama gene de götürmek lazım. Kendine geliyor. İyi misin? Kimsin sen? Adın ne? Haber verebileceğimiz bir yakınım var mı? Acil. Abdülhamit'i görmem lazım. Yardım edin bana. Lütfen. Zühtü Paşa, mekteplerle alakalı mevzu ne durumdadır? Hünkârım, katiplerimiz mekteplerin üstüne çalışıyordu. Lakin mektepler için ziyadesiyle para lazım. Marif Nazırlığımızın bütçesi ortada. Ben de çalışmayı şimdilik durdurdum. Siz işleri yapmamaya bahane ararsınız, biz memlekete hizmet için bahane ararız. İyi bahane üretenler ekseri iyi şeyler başaramazlar. Hünkârım, nezaretin bütçesi... Paşa! Biz burada ne için varız? Size mektepler kaç paraya açılır diye soran mı oldu? Bu sebeple mi muhasebeci gibi bütçe tertip edersiniz? Zannımca vazife size ağır geldi paşa.
ya gayret edersiniz yahut mührü teslim edersiniz. Gayret edeceğim sultanım. Paşam, maben katipleriyle konuşunuz. Mekteplerle alakalı çalışmaya başlasınlar. Mekteplerin bütçesi hazine-i hassadan karşılanacak. Benim, hanımlarımın ve evlatlarımın hatta mümkünse siz paşalarımın serveti bu mekteplere taş olacak. İlim kapısından geçecek evlatlarımızın hayrı yıllarca amel defterlerinize kaydolacak. Başka sözü olan? Hünkârım, İngiliz sömürgelerinde sahte şeyhler ve dini hareketler türemeye başlamış. Hilafetin manasız olduğunu söylerlermiş. Ondan da vahimi İslam akaidine ters işler dönmekteymiş. Bize de istihbaratı geldi. Malumumuz var. Hint etrafında da haşhaşi benzeri bir topluluk varmış. Müritlerine devlet kademelerinde vazifeler vaat edermiş hünkârım. Kemalettin Paşa, kim oldukları tespit edilsin. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım, Hindistan İngiliz sömürgesi. Biz müdahale etmeye kalkarsak iç işlerine karışmış olmaz mıyız? Biz hangi makamda otururuz paşa? Hilafet. O halde dünyadaki tüm Müslümanları korumak bizim görevimiz, bizim vazifemiz. Din-i İslam'a gelebilecek her lekenin sebebi izin verdiğimiz için biz oluruz. İşte bu sebeple nerede bir Müslüman yaşıyorsa biz orada olacağız. Onların İslam'ı nasıl temsil ettikleriyle de alakadar olacağız. Hünkârımız, dünyamız çok büyük. Müslümanlar artık her yerde. Londra'da, Paris'te, hatta Amerika'da. Bu demektir ki paşa, biz de oradayız. Şeyhülislam Efendi. Buyurun hünkârım. Medrese talebelerini dünyanın dört bir yanına gönderiniz. Her cenahta Müslümanlara ulaşsınlar. Onların hallerini, hatırlarını sorsunlar. Şikayetlerini dinlesinler. Batı yalnızca bizim askerimizle, ekonomimizle savaş halinde değildir. Batı aynı zamanda bizim dinimizle, medeniyetimizle de savaş halindedir. İslami düsturları bozmanın peşindedir. Hünkârım, ne surette bozacaklar? 1300 yıldır değişmeyen akaidi. Eğer biz uyanık olmazsak, gün doğduğunda dilinde İslam olan, yemek yiyiş, oturuşu, giyinişi, ticareti, ilmiyle bambaşka bir ümmetle karşılaşırız. İşte Hint diyarında birileri çıkıyor. İslam adına dünyalık vaat ediyor. Din tüccarlığı yapıyor. Bir şeyin ticaretini yapan onu satar. Ve sattığı şey artık kendisinin değildir. Din tüccarlığı yapanın dini yoktur. Bizim devletimiz de milletimiz de dinine saf ve temiz duygularla bağlıdır. Kadimden beri düşmanlarımız bizi din üzerinden çözmeye çalışmıştır. İslam'a saldırmıştır. Paşalarım, biz Yunan'ı harp cephesine mağlup ettik. Lakin Müslüman'ın cephesi kapanmaz. Bu öyle bir harptir ki topla, gülleyle, kılıçla, tüfekle yapılandan öte bir ruh harbidir. Önce ruhlar tutsak olur ve yenilir. Sonra ekonomik cephede. Sonra askeri cephede. Sonra siyaset cephesinde kaybedişler başlar. Biz ruhumuzu Allah'a kul etmişiz. Allah'a kul olan başkasına kul olmaz. Allah'a kul olan kimseye boyun eğmez. Allah'a kul olan asla ölmez. Tutsaklık yok. Korkaklık yok. Kaybediş yok. Ya bunlara iman edip var?
var olacağız. Ya da bize bildirilenlere amel etmediğimiz için boğulacağız. Bir bakışın kudreti bin lisanda yoktur. Bir bakış bazen şifa, bazen zehirli bir oktur. Bir bakış bir aşığa neler neler anlatır. Bir bakış bir aşığı saatlerce ağlatır. Bu Victor Hugo şiirini okuduğum zaman kitaptaki karakter kafamda canlanmaya başlamıştı. Ben de bakışlarıyla herkesi etkileyen ve sarsan bir adam yazmak istedim. Benden bu kadar. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Esas biz teşekkür ederiz. Evet, kafanızdaki suallere cevap bulabildiniz mi? Buldum. Lakin yeni sualler geldi aklıma. Bir daha ne zaman olur söyleşiniz? Ben sizi tekrar dinlemeyi çok isterim. Şayet talep olursa haftaya tekrarlayabiliriz. İyi günler. Yazarların gerçek hayatlarını dinlemek güzel oluyor. İnsan eserlerini daha iyi anlıyor. Öyle. Bu söylediğinize bugün bir kez daha hak verdim. Burada kalıp sizinle sohbet etmek isterdim lakin... ...Pera'da bir terziye uğramam lazım. İnşallah haftaya tekrar karşılaşırız. Zannederim sohbetimize devam edebiliriz. Ben de Pera'ya gidiyorum. Öyle mi? Buna çok sevindim. Kitapları seven, şiirlerden hoşlanan arkadaşlara her zaman denk gelemiyorum. Doğru söylüyorsunuz. Gel. Şehzadem. Buyurun, hoş geldiniz. Lafı uzatmayacağım paşa. Sizin Kudüs civarında topraklarınız varmış. Baba mirası. Öyle atıl durur yıllar yılı. O toprakları satın almak istiyoruz. Şirket olarak. Yoksa bizim arazilerde de petrol mü çıktı? Paşam, merakınızdan mı sorarsınız yoksa pazarlık etme niyetinde misiniz? Estağfurullah şehzadem. Sadece merak. Merak etmeyiniz. Petrol yok. Takas için kullanacağız. Siz nasıl arzu ederseniz. Yalnız toprakların satışını size yapmak isterim. Siz alın, daha sonra istediğinize satarsınız. Elbette. Şirket işleri nasıl gidiyor? Hünkârımızın bana olan itimadını boşa çıkartmak istemem. O yüzden işlere hız verdim. Sizin bu toprakları bize satmanız vakit kazandırdı. Hayırlısı olsun. Bedelini bir ara öderiz. Aman şehzadem. Siz ne uygun görürseniz onu verseniz kâfi. Topraklar sizindir. Satışını tapudan gerçekleştirebilirsiniz. Hala. Hatice'm, kızım, hadi kalk konuşalım biraz. Dünden beri lokma geçmedi boğazına. Sabahtan beri böylece yatıyor. Ah Hatice'm ah. Bunun böyle olacağı belliydi. Geçecek benim güzel kızım. Geçecek emin ol. Bak göreceksin. Bir gün gelecek.
O yüreğindeki ağır yük hafifleyecek. Kemalettin'i unutacaksın. Biliyorum şu an imkansız gibi geliyor olabilir söylediklerim. Haklısın. Lakin göreceksin bak. Yaşayarak öğreneceksin kızım. Gün gelecek sen de evleneceksin. İşte o zaman anlayacaksın gerçek aşkın aslında kocan ve evladın olduğunu. Geçmişte yaşadıklarınsa tıpkı bir zamanlar okumuş olduğun bir roman gibi öyle hatıralarında kalacak. Dilşat dönmedi mi? Hayır efendim. Gelin bir bakın isterseniz. Eminim zevkinize göre bir şeyler yapacaksınız. Sefalar getirdiniz. Buyurun Ahsen Hanım. Merhabalar. Ha siz zaten tanışıyorsunuz. Ben de hanımefendiye yol boyu sizinle ilgili metiyeler düzüyordum. Teşekkür ederiz. Buyurun. Korkmayın. Affedin. Bu kadar ses çıkacağını tahmin edemedim. Kusura bakmayın. Tamirci çağırdım kapı için. Lakin henüz gelmedi. Aralarda böyle sert açılıyor. Ben bu aralar birazcık tedirginim de o yüzden böyle fazla korkuyorum her şeye. Neyse size elbiselerimizi göstereyim. Arzu ederseniz kumaşlarımızdan tellerimiz de var. İzzet Paşa'dan toprakları aldık. Lakin adamlar takası kabul edecek mi? Merak etme bedelin boşa sallamaz. Gideceğimiz adam Yahudiler üzerinde söz sahibi. Bu millet neden kapıları yumruklayıp sokaklara dökülüp hürriyet istemiyor Abdülkadir? Çünkü hürriyetin ne anlama geldiğini bilmiyorlar. Bilmedikleri bir şey içinse mücadele etmek istemiyorlar. Lakin baskı dayanılmaz olduğunda sokağa çıkmak mecburiyetinde kalacaklar. Peki ya biz Abdülkadir? Sen bir şirketin sahibisin. Ben de başka bir şirketin. Biz hürriyet istemiyor muyduk? Kim sürükledi bizi böyle şeylere? Analarımız, babalarımız değil mi? Unutacağız Abdülkadir. Hürriyet hakkında konuştuğumuz günleri de unutacağız. Bizi de değiştiriyorlar işte. Unutmayacağız kardeşim. Sesimizi daha gür çıkarana kadar güçleneceğiz. Güçlendiğimiz vakit, hürriyet diye bağırdığımızda sokaklarda yankılanacak sesimiz. Değişeceğiz. Unutacağız. Şimdi şu atı mesela. Yürü bırakalım desem, itiraz edersin. Sarayın malı, olmaz dersin. Arabacı! Dur! Atı bırak Sabat. Hürsün. Dizginleri bağla. Şehzadem. Bağla. Her gün gidelim. Gidelim. Hoş geldiniz. Gel bakalım otur yanıma.
Şadiye Sultan, çok mu güzel geçti yemek dersiniz? Evet, çok güldük. Fadulus da Behlül'ü imtihan yapacakmış. İmtihanı kazanamazsa kafayı yiyecek kepçeyi. Bak sen şuna. Fadulus'la ile çırağı Behlül bizi çok güldürdü. Fadulus da ne zaman Behlül'e kızsa Şadiye gülmekten yerlere yattı. Hatice Sultan'a aldığınız ölçüleri ilettiniz mi? Hatice Sultan hastalanmış efendim. Yataktan kalkamıyormuş. Allah Allah. Nesi varmış? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu yolun bir de geri dönüşü var Sabahat. Tamam tamam. Dönüşte bir araba tutarız. Atların hürriyetini de kafaya takmayız şimdilik. Bay Herzl içeride. Bu kadar bekletilmeyi neye borçluyum? Sabahattin Efendi'nin hürriyet düşkünlüğüne. Bay Theodor Herzl. Şehzade Abdülkadir. Şehzadem. Bir Osmanlı şehzadesine nasıl davranılması gerektiğini öğrenmişsiniz. Lakin lütfen rahat olunuz. Şu an burada bir şirket sahibi olarak oturuyorum. Biliyorum. Hatta Yahudilerin topraklarını satın almak istediğinizi de biliyorum. Ben de size tüm o topraklar için 100.000 Osmanlı lirası teklif ediyorum. Para iyi. Anlaştık o halde. Şehzadem, bir Yahudi para iyi dediği zaman aldanmayın. Bu paranın miktarının iyi olduğu anlamına gelmez. Bizatihi para iyi bir şey demek istiyordur. Artırabiliriz. Maalesef artırmanız bir şey değiştirmez. Orada yaşayan insanlar topraklarına bağlılardır. Her şeylerini topraktan kazanırlar. Paranın karşılığında da muadil olarak toprak isteyeceklerdir. Peki. Size bu mıntıkadaki arazileri versek, Kerkük'teki taşınmazlar için ise 500.000 Osmanlı lirası. Bu iyi bir teklif şehzadem. Anlaştık o halde. Tabii ama bir ricam olacak. Bir vesika düzenlememiz gerek. Arazilerin satışında imzalar atılacak. Ama bir Osmanlı şehzadesinin iradesiyle, yani sizin mührünüzle hazırlanmış bir vesikadan bahsediyorum. Mahalli idareciler toprak satışını kabul etmezlerse ben Yahudi kardeşlerimi kandırmış olurum. Tamam. Şimdi sana kavun dolması nasıl yapılır onu anlatacağım. Önce kavunun içindeki çekirdekleri çıkartıyorsun. Sonra da kavunun içini dolduruyorsun. Sen beni dinliyor musun? Ama dinlemezsen kötü kavun dolması yaparsın. Ve kavunlarını kendin seçmen gerekiyor. Önergene ne almayacaksın? Sultanım, biraz da resim yapalım mı? Ne dersiniz? Ben bebeğimle oynayacağım. Resim yapmak istemiyorum. Ama çok güzel bir resim yapacağız. Babanızın resmini yapmak ister misiniz? Sonra gider hünkârımıza hediye edersiniz. Babam çok sevinir değil mi? Elbette, çok sevinir. Ama bizim hiç kağıdımız kalmamış. Ne yapacağız peki? Bidar Sultan odasında bir sürü kağıt gördüm dün akşam. Oradan gidip alabiliriz. Tamam. Hadi öyleyse. Vazifemi yapıyor muyum diye teftişe mi geldin? Vazifeni yaptığından şüphem yok. Lakin hakkıyla yaptın mı onu öğrenmeye geldim.
bir şey bulabildin mi? Bir kadın. Bugün iki farklı yerde alakasız bir şekilde karşımıza çıktı. Aradığınız ajanlardan biri o olabilir. Nasıl bir kadındı? Yani eşkali nasıldı? Benim gibi beyaz tenli. Gözleri bilhassa dikkat çekiyor. Sana benziyordu yani. Demek ki aradığımız kadın çok güzel bir kadın. O halde bulmak zor olmayacak. Aa, ablam, hadi yanlarına gidelim. Sultanım, önce kağıt alalım, babanızın resmini yapalım. Hünkârımıza bir an evvel hediyesini verip mutlu edin onu. Tamam. Kalfa Hatice kızımızın hastalandığını söyledi. Keşke siz daha önce haber verseydiniz bize. Ben bu kadar mühim bir şey olduğunu düşünmemiştim. Onu daha önce hiç böyle görmemiştim. Mühim bir şey olmasa yemeden içmeden kesilmezdi. Anlarız şimdi. Müsaadenizle sultanım. Önce bir ateşini ölçelim. Sultanım, müsaade eder misiniz? Ateşinizi ölçelim. Müsaade falan etmiyorum. Dokunmayın bana. Kızım. Hatice'm, neyin var? Neyin mi var? Kalbim ağrıyor. Bıçakla oyulmuş gibi, anlıyor musun beni? Buna sen çare olamazsın Hekimbaşı. Hiçbiriniz olamazsınız. O yüzden çıkın buradan. Gidin buradan. Gidin. Beni... Gidin dedim. Hatice kızım, kendine gel. Gidin buradan, beni acımla baş başa bırakın. Ne duruyorsunuz? Gidin. Çık Naime. Hatice. Fehim be kızım, Hatice Sultan'ın bedbahtlığının bir sebebi var mıdır? Sen bir şey biliyor musun? Yok sultanım, ne olabilir ki? Ateşi çok, ne yaptığını bilmiyor. Affedin sultanım. Babama haber verelim. O mutlaka bir hal çaresini bulur. Evet. Kağıtlar nerede? Çekmecede olabilir mi acaba sultanım? Sultan, yardım edin. Bu katlanmış olan da tam resim yapmalık. Bu mu? Hı hı. Hadi şimdi gidip hemen resim yapalım. Hadi yapalım. Marco, tüm Siyonistler adına Bay Parvus'a teşekkürlerimi iletebilirsin. Abdülhamit'ten ilk toprak parçasını kopardım. Ersel, ben kağıt üzerinde duran zaferlerle ilgilenmem. Eğer o kağıtlar kanla yazılmamışsa. Tarzını anlamakta zorluk çekiyorum ama yine de sana saygım var. Öldürmenin de bir hazzı vardır zannımca. Hayır. Ben öldürmekten haz duymuyorum. Bay Parvus'un istediğini yaptığım için haz duyuyorum. Şimdi sen de onun istediğini yapacaksın. Bak, hepsi ilafetle ilgili. Okuyorum ve çalışıyorum. İyi. Ne buldun? Ne anlatacaksın? Hikaye... Hilafeti Araplardan alan Yavuz Sultan Selim'le başlıyor. Kudretli padişah. Sonrası? Sultan Selim hilafeti Mısırlılardan savaşla aldı. Güç ve zorbalıkla. Halbuki hilafet savaşla değil, seçimle belirlenir.
İşte Müslümanlara bunu anlatacağız, özellikle de Araplara. Onlara İslam hukukunu hatırlatıp Tanrı'nın emrinin Sultan Hamid ya da Sultan Selim'in emrinden daha üstün olduğunu söyleyeceğiz. Hilafet tekrar Hicazlıların olmalı. Eğer biz bu ateşi bir kere yakarsak, sadece Hicaz değil, bütün Osmanlı yanacak. Babam resmi görünce çok mutlu olacak, değil mi? Evet sultanım. Hünkârımızın o anki yüzünü görmeyi çok istiyorum. Durun. O kağıda değil. Bu ne yapın resmi? Niye o kağıdı aldın? Çünkü bir leke gördüm. Hadi siz yapmaya başlayın. Bak, bu gözleri. Evet, çok güzel. Hünkârımız gerçekten çok beğenecek. Sen iyi bir askersin Kemalettin. Yunan Harbi'ndeki zaferde payın büyük. Lakin evlilikte maharet savaşa meydan vermemektir. Evlilikte maharet barıştır, huzurdur, mutluluktur. Münakaşaları kazanmak ben böyle olacağını söylemiştim demek değildir. Gel. Hünkârım. Söyle evladım. Naime Sultan sizi görmek ister. Gelsin. Hünkârım. Gel kızım. Konuşmanızı böldüğüm için bağışlayın. Siz de paşam. Rica ederim. Hayırdır? Hünkârım, Hatice Sultan... Ne olmuş Hatice Sultan'a? İyi değil, hiç iyi değil. Ne olduğunu anlayamadık. Adeta buhran geçiriyor. Bir de ben konuşayım kendisiyle. Bir derdi varsa derman olalım. Peki hünkârım. Herzl kitabı var. Teşekkür ederim. Bütün eserlerini okudunuz mu? Yok, sadece şiirlerini ve piyeslerini. Betimlemelerini çok beğeniyorum. Beni yaşadığım dünyadan koparıp başka alemlere sürüklüyor sanki. Dilşat. Kızım. Neden bu kadar düşüncelisin? Canını sıkan bir şey mi oldu? Aksine, sahaftaki edebiyat söyleşisi çok güzeldi. İzin verdiğin için teşekkür ederim. Keyif almana çok sevindim. Lakin bu aralar kendine evde uğraşlar bulmak zorundasın. Bir de aklım sende kalmasın. Sen nereye gidiyorsun? Haftalık alışverişe. Bensiz mi? Sen bugün dışarıdaydın kızım. Evde kal ha? Ama seninle beraber değildim. Hadi beraber gidelim alışverişe. Ne olur. Ben sana hayır demeyi ne zaman öğreneceğim bilmiyorum. Öğrenme. Hiç gerek yok bence. Hayır çok hayırlı bir kelime değildir aslında. Hadi yürü. Dışarı çıktılar. Hasan, o gördüğün kadını tekrar görürsen bize hemen söyle. Tamam, merak etme. Geliyorlar. Koluma girebilirsin. Neden? Ya şimdi dikkat çekmedim. Bizi karı koca zannetsinler. Yok, gerek yok bence. Akıllı kız. Vallahi bu sefer işin zor Murat Efendi. Sen beni bilmez misin Söğüt'te?
benim lügatımda zor diye bir kelime yoktur. Gerçekten sizin kim olduğunuzu merak ediyoruz. Niçin? Kraliçenin hususi bir emriyle bu adama itaat edeceksiniz dediği başka kimse yok. Sadece kraliçeniz değil, Çar'ın da isteği bu yönde. Çar'ımız Rus sefaretini emrinize verdi. Öyleyse siz benim kim olduğumu değil, neler yapacağımı merak edin. Hususen Paris ve Londra merkezli olarak sizden bir çalışma istiyorum. Her iki şehirde bulunan genç Osmanlı evlatlarının listeleri, nerede yaşadıkları, nerede okudukları, ilgi ve alakaları, aşkları vesaire, bütün hususi hayatları hakkında bilgi getireceksiniz. Bay Parvus'un buna neden ihtiyaç duyduğunu öğrenebilirsek? Evinden, mahallesinden, şehrinden, ilim tahsili için çok uzaklara gitmiş çocuklar her zaman çaresizdir. İşte biz o çaresizliklerini kullanacağız. Hepsi payitahta döndüklerinde birer bomba olacak. Kültür bombası. Giyinişleri başka, oturuşları başka insanlar olacaklar. Batının tarzı hayatını yayacaklar. Bunu herkese bulaştıracaklar. İşte o zaman, o zaman dönüşen bu milleti kolayca teslim alacağız. Gel. Gel kızım. Yüzün solgun görünüyor. Bir derdin varmış, anlat kızım. Sen benim de kızım sayılırsın. Anlat ki derdine derman olalım. Fehmi'nin dediğine göre birkaç gündür hiçbir şey yemiyormuş. Kemalettin Paşa'm. Naime kızım, siz çıkın. Çıkmalarına lüzum yok. Hünkârım. Söyleyeceklerim... Kemalettin Paşa'yla... Naime Sultan'ın... düğünleriyle alakalıdır. Dinliyorum. Kolay gelsin. Paşam, müsaade edin, biz taşıyalım. Sağ ol evladım. Zaten canımızın yükü sizde. Hadi gel kızım. Kolay gelsin. İşte oradan, buraya çarptı. Hanım, ne ettin? Dur, kaçma! Ah sen, ne oluyor? Kadını yakalamamız lazım. Aa, olay var ha? Paşam, sizi buradan çıkarmalıyız. Gel, gidelim.
Hünkârım, bunu size söylemek benim için çok zor. Lakin affınıza sığınırım. Söyle kızım, bana söyleyemeyeceğin, benim çare bulamayacağım bir derdin olamaz. Naime'den bir farkın yok benim için. Anlat. Kemalettin Paşa ile Naime Sultan'ın düğün hazırlıklarını, heyecanlarını gördükçe ben de kararımı verdim. Bir an evvel sözlüm Vasfi Bey'le evlenmek istiyorum. Sorması, biz bu kadını niye kovalıyoruz? O kadın payitahttaki ajanlardan biri. Vay anasını, demek biri ulu ortak ezer oldular ha? Dur, dur dur. Hadi içeri girelim, yakalayalım. İçeri girelim, neyi bekliyoruz? Ya gördük içeri girerken. Olmaz, içerisi çok büyük. Hangi deliğe girdiğini bulmamız çok zor. Kaçırma ihtimalimiz çok yüksek. Ne yapacağız peki? Hanın zaten iki tane çıkışı var. İlelebet içeride kalacak değil ya. İlla ki birinden çıkacak. Söğütlü sen burada kal. Gözün kapıda olsun. Aslen'le biz arka kapıya gideceğiz. Gittiğimizden emin olunca elbet dışarı çıkacaktır. Sağ ol kardeşim. Buraya kadar koşup geldin. Sen tezgahın başına dön. Biz gerisini hallederiz. Eyvallah. Bir ihtiyacın olursa yerimi biliyorsunuz. Eyvallah. Sağ ol Yusuf. Aslen hadi. Gel. Buyur paşa. Hünkâr. Emrettiğiniz üzere Vasfi Efendi'yi saraya çağırdım. Yarın huzurunuzda olacaklar. Âlâ. Hatice kızımız da Naime kızımız gibi izdivacının vuku bulmasını ister. Hakkıdır tabii. İnşallah. Baba. Ben geldim. Kızım artık görmesek de kapıdan girişinden anlıyorum. Babacığım sana hediye getirdim. Öyle mi? Senin resmini çizdim. Maşallah kızım. Çok güzel yapmışsın, çok benzemiş. Sultanım, gerçekten çok yeteneklisiniz. Teşekkür ederim Tahsin Paşa'm. Tahsin Paşa'm, bu güzel resme bir çerçeve yapalım. Çok iyi düşündünüz hünkârım, hay Allah. Sultanım. Babanıza mektup mu yazdınız? Ben yazmadım ki. Kağıtları Bidar Sultan'ın odasından almıştım. Hünkârım, önemli bir şey olabilir. Kıymetli Mehmet kardeşim. Bu denli zor bir vaziyette olman beni ziyadesiyle kederlendirdi. Hünkârımızdan gizli hareket ediyor olmak beni çok üzüyor.
Lakin senin böyle sefalet içinde olmana da gönlüm hiç razı değil. En kısa vakitte sana istediğin yardımı ulaştıracağım. Meğer Hatice Sultan da bir an evvel evlenme arzusundaymış. Bu durumda düğünlerimiz ard arda olacak. Ne güzel değil mi? Öyle. Dayımı düşünüyorsun değil mi? Ne yaptın? Mektubu gönderdin mi? Hayır, göndermekten vazgeçtim. Babanı çiğneyerek böyle bir şey yapamam ki Naime. O vakit benim yaptığımın Seniha Sultan'ın yaptığından ne farkı kalır? Sen de zehir hafifiye misin ha? Hafif almışım seni. Sen daha bir şey görmedin. Bana gördüklerim yetti aslında. Ne oldu? Kadın çıktı. O değil o. Hem sen nereden gördün ki? Karşı dükkanın camından. Kıyafetlerini değiştirmiş ama kıvraklığı aynı. Hadi kaçırmayalım şunu. Şadiye Sultanımız resim yapmak için boş bir kağıt arıyormuş. Sizin odanıza girmiş, tesadüfen bu mektubu bulmuş. Arkasına böyle bir resim çizmiş. Ben bu mektubu göndermeyecektim. Göndermeyecektiniz, o vakit niçin yazdınız? Haber gelince kardeşimin vaziyetine çok üzüldüm. Dayanamadım ve yardım etmeye karar verdim. Lakin derhal bu kararımdan vazgeçtim, inanın. Kardeşiniz de
Tıpkı Mahmut Paşa gibi hak ettiği halde idam sehpasından indirilmiştir. Onun hayatını bağışladım. Siz de irtibatı keseceğinize dair söz verdiniz. Lakin görüyorum ki özünüz ve sözünüz bir değilmiş. Hünkârım, bana kızıyorsunuz. Ama Seniha Sultan Mahmut Paşa'ya yardım etmeye kalktığında onu oğlunu vazifelendirerek ödüllendiriyorsunuz. Bidar kadın! Sizi daha evvel kararlarımı, hele hele devlet vazifesiyle alakalı kararlarımı sorgulamaya kalkmamanız hususunda uyarmıştım. Hünkârım. Kâfi. Dilil kalmamalı. Söğütlü. Yeterince mermim var mı? Var. Biz yine de ne olur ne olmaz kontrol edelim. Söğütlü, sen şuna bak, yaşıyor mu? Ölmüş. Firuze.
Gel. Saraydan araba çıkmış. Şirkette. Sizi davete götürmek için. Yemekte kimler olacak? Siz, Selim Paşa ve Abdülkadir. Güzel. Pardon. Marco. Bazı insanlar bu dünya için yaşar. Şerefli olmak akıllarına gelince beceremezler. Her şeyi ellerine, yüzlerine bulaştırırlar. Şehzade Abdülkadir artık bizim esirimiz. Sultan Abdülhamid Han Hazretleri'nin Kudüs ve Filistin'e dair fikirleri. Kudüs İslam toprağıdır. Mescid-i Aksa bizim halimizdir. Hristiyanı, Yahudisi gelip hür şekilde ibadetlerini yapabilirler. Lakin tek bir karış toprak dahi Yahudilerin Kudüs'te bir Siyonist devlet kurma iddiası için satılamaz. Satılmayacaktır. Devlete en büyük ihanettir. Şimdi yapacağın şey kağıdın arkasında. Söğütlü, sen yukarıya bak. Tamamdır. Çok dikkatli ol. Eyvallah. Ahsen, ben sana bekle demedim mi? Bomba. Sizin sofranızda olmak büyük bir şeref hünkârım. Gerfant efendi, bizde şeref kılık kıyafetle, oturduğu evle, yemek yediği sofrayla kazanılmaz. Sofrasında helal parayla kazandığı ekmek ve kuru soğan bulunanlar şeref ve haysiyet divanının sultanı olur. Garbı şarktan ayıran yegane şey bu olsa gerek. Paşam, size de büyük geçmiş olsun. Suikastı duydum. Sizce böyle bir şeye kim yeltenmiş olabilir? Vazifesi vatana hizmet olanın düşmanı çok olur Gerfant Efendi. Bu topraklar çok hain gördü. Lakin bilinmeli ki
Hepsi tek tek tarihe gömüldü. Vatan sevgisi asil ruhlar için ne mukaddes bir kelimedir. Buyurun. Afiyet olsun. Gel. Hünkârım, sizi görmek isteyen biri var. Mutlak surette sizinle konuşmak istediğini söyledi. Kimmiş? Adını vermek istemedi hünkârım. Yalnız konunun çok mühim olduğunu iletmemi istedi. Bir de üzerinde bu vardı. Baş harflerinizin işlendiği, Berlin'deki dostlarınıza armağan olarak gönderdiğiniz saatlerden olmalı. Gelsin o vakit. Söyleyeceği mühim şeyler olan dostumuz. Bilmeniz gereken çok önemli şeyler var.